Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Minecraft korku haritası bölümleriyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Minecraft korku haritası olan karantina oyunuyla, karantina mapiyle haritasıyla karşınızdayım. Bugün karantina haritasında bir korku geçireceğiz. Korkacağız. Belki korkacağız, belki ağlayacağız, belki artık devamını bilmiyorum. Siz düşünün artık devamını. Evet, bugün sizlerle beraber karantina haritası oynuyoruz. Lütfen daha da böyle harita mapleri, yani korku haritası, yani arkadaşlar like butonu çökmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi başlayalım. Yapmayacağım, çıktım. Evet, kaynak paketi. Dur, buradan başlayalım. Nereden başlayalım? Kafası diyor. Ayarlar. Evet, ayarlar. Zorluk barışçıl. Barışçıldı zaten. Zorlukla parlaklık, karanlık, seçenekler, görüntü ayarları. Hemen yapıyorum burayı. Parlaklık, karanlık. Parlaklıklarla sohbet, gizle, seçenekler, sohbet ayarları, gizle, sohbet, gizle. Tamam, sohbet, gizle, müzik kapalı diyor. Müzik ve sesler, müzik zaten kapalı. Müzik nota bloğu da %100 zaten. Görüş mesafesinde 2 yığıncık yap lütfen canımın içi diyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Görüntü ayarları 2 yığın yaptık hocam. Ve böyle de başlıyoruz. Böyle de başlayalım o zaman he. Ha dur, daha var. Kaynak paketi yapmayı üşeniyorum. O yüzden bazı şeyler olduğundan farklı kabul edin. Kızıltaş virüs dokusuymuş. Katman kayası birikmiş doku. Zombi hastalıklı insan demekmiş. Yapımcı kapısı diyor. Başka şey var mı? Hikaye okumadan başlayamazsın ama hikaye okuduktan sonra buradan başlayabilirsin diyor. Hikaye. Buradan sıradan. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Evet, haber. İlk başta burada bir sürü kitabımız var. Bunları okuyoruz. 09.06.2018. Artık bir yerleşim bölgesi bugün karantina altına alındı. Yetkililer yeni bir virüsün burada üremeye başladığını söyledi. Bu bir sayfa olacak. Hastalık bilgisi. ID 9314 Vecra. Açıklama. F harfiyle kodlanan virüs hava, su ve besinler yolunda insan kanına karışıyor ve 5 günlük bir süre içerisinde hastalıklı kişi tüm zekasını kaybedip aç ve saldırgan bir hayvana dönüşüyormuş. Belirtiler ani kontrol, kayıpları, sinir krizleri. Evet. Burayı da okuduk. Söylentiler. İnsanlar karantina bölgesinde yeni keşfedilen bir virüs ve hastalıktan fazlası olduğunu söylüyorlar. Ağrı'nın farklı bölgelerindeki bilge bilinen kişiler delirip sürekli kötü bir şeylerin yaklaştığını söylüyorlar. Kara büyüden ve cehennem iblislerinden bahsediyorlar durmadan. Bu arada gençler ne diyecektim ya? Neyse, boşver unutayım. Günlük parçası. Bu arada hatırladım. Bu arada Ağrı'dan selamlar. Ağrı'dan bizi izleyen, takip eden birisi varsa selamlar diyoruz. Çünkü Ağrı'da yaşanıyor bu olay yani. Öyle yapmış yapınca. 18.06.2018. Diyadin diye bir ilçe var. Bilmiyorum. Ağrı hiç bilmiyorum. Ağrı İstanbul. Yeniden devleti bizimle paylaşmaktan çekindiği şeyler peşindeydim. Fakat hiçbir şey umduğum gibi gitmedi. Fazla zamanım kalmadı. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Bir yaratık peşimde. Evet, burada bir hastalıktan fazlası var. Burası dev bir laboratuvar. Veya her nasıl yazılıyorsa ondan işte. İçeride yapılan deneyler hiç alışıldık değil ama. Bir tür ışınlanma teknolojisi ya da büyüsü. Bunu ateş ile yapıyorlar. Çünkü burada farklı biyomlardan hayvanların ışınlanabildiği bir yer var. Ve de cevherlerin, elmas, demir, kömür ve daha çokça değerli cevher ışınlanabiliyor buraya. Bu deneyleri yapan devlet zengin olacağını sanıyordu herhalde. Ama bunun olamayacağını anlamış olmalılar. Burası resmen lanetli. O geliyor. Sesini duyabiliyorum. Benimle konuşuyor. Zihnime giriyor. Artık tüm işim bitti. Keşke buraya gelmeseydim. Olamaz. Çok yakında hissedebiliyorum. Neden buraya geldim? Çok pişmanım. Ben dağlara çık bu son günlüğüm. Lütfen Nisa'ya onu çok sevdiğimi söyleyin. Ondan başka kimsem yoktu, hala yok. Hayatım böyle sonlanmamalıydı. Böyle bir yazmış vermiş. İnsan ışınlanması, insanlar ile ışınlanma deneyi. Birinci, öldürüp ulaştırmak istediğimiz yerde onu yeniden diriltmekti amacımız. Fakat geldiğinde simsiyahtı ve yanıyordu.
çığlık atarak öldü. 2. Yanmasını önlemek için onu ölüme göndermek yerine ölümle hayat arasındaki o ince çizgiyi gönderdik. Işınladığımız sadece organları oldu. 3. Üçüncü, kullandığımız büyüde değişiklikler yaptık. Teknolojimizi geliştirdik. Bu sefer başardık. Geldiğinde üstünde ateş vardı. Fakat sadece bir görüntü gibiydi. O ateş deneyin hafızası ve refleksleri yerindeydi. %100 başarı. Ve son olarak kaza. Bir kapı açmayı denedik dünya dışına. Ama kapı tahmin ettiğimiz gibi farklı bir gezegen açılmadı. Bilginler haklıydı. Yapmamalıydık. Açılan kapı cehennemeydi. Daha önce hiç karşılaşmadığımız yaratıklar çıkıp geldi kapıdan. Onları geri göndermeye çalıştık. Fakat geliyor. Burası lanetli. Kapatın burayı. Kimse girmemeli, çıkmamalı. Burası lanet. Vallahi bayağı değişik. Bilmiyorum. Kitaplarda yazanlar da değişti. Hadi bakalım o zaman hikayede okuduk. Başlayalım o zaman şu düğmeye. Aslan. Bastık. Baştan bize böyle neresi abi? Buradan geçemeyiz zaten. Tam hiçbir yerde illaki trenin yolunu takip ettik. Zaten körlük var bize. Körlük 2. Karantina bölgesi giriş yasak. ID 9314 tane vardı ya. ID'si. Bulaşıcılık, hava, su, gıda. Burada ne var? Hiçbir şey. Burası kapalı hocam. Ne yapacağız abi burada? Tren yolu buradan devam ediyor. Biz nereye gideceğiz? Şuradan geçtim. Aha! Şansıma bak. Burada bir kapı varmış. Diğer tarafa hiç bakmadan geçtik. Güzel. Zaten burada herhalde Kızıltaş'ta virüs şeyleri demişti. Virüsler. Hani vardı ya virüs bulaşıcı. Ya virüsler işte yani. Virüs diye bir sayısı. Dur şuraya virüsleri takip edelim ya. Herhalde takip edeceğiz virüsleri. Ya şurada bir şeyler var mı? Devam edelim. Ama arkada bir şey. Evet yok. Kapalı. O zaman illaki oraya gireceğiz abi. Oraya gireceğiz. Sandıkta hiçbir şey yok. Baktık. Burada körlük bizi... Kötü. Bah! Düştük. Düştüğümüz yere bak. Düşersek ölürüz biz buradan. Tamam bir daha düş. Aa düştü. Bu ne? Bak daha ya. Burada da olduk. Yanıyor. Nasıl çıkacağım buradan? Aha cam var mı? Cam açık da. Bunun arkasında bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Orada da bir şey. Allah yine körlüğü verdi. Şuraya geçebiliriz yok. Ha! Katman kalesi biriken burada. Biriken virüs burada. Burada virüs birikmiş. Evet burada virüs birikmiş. Anlıyoruz artık yani oradan dedi ya o yüzden. Buraya geldim abi. Burada bir şey mi var yok. Buraya geçemiyoruz. Burada bir şey yok. Buraya kadar virüs gelmiş. Burada bir şey var mı? Burada komutik zıplamayı kapatayım. Şu virüsleri ben takip ediyorum şu an yani başka hiçbir şey takip etmiyorum. Orada bir şey vardır ve burası evet ev gibi bir yere geldik. Arındırma. Bastım. Su yandı. Buna bastım. Ana su geldi. Arındırma herhalde buradan arıtıyorlar. Burada bir şey var mı? Belki vardır yok hiçbir şey. Bakalım ya boşa gideceğiz. Aha! Chest var. İçinde hiçbir şey yok ya bu ne ya? Chest koyunuz içinde hiçbir şey yok. Aa orada biriken şeyler var yine. Biriken virüsler. Yine buraya girelim abi. Şurada bir şey var abi. Buraya gidelim. İkisi bir şey var. Bir şey de var mı? Buraya giriyoruz o zaman. Ana öldük. Neden öldük? Aa yine yanıyoruz. Abi ölünce böyle yanıyor muyuz ya biz? Saçma ben ya. Dur abi düzelsin şu yanma. Tamam anka kardeşim anka. Aman Allah Allah ya. Başka yok mu bu yoksa aynı da. Anka yine hiçbir şey yok. Burada fırın var onun içinde hiçbir şey yok. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. İzin yok. O zaman camdan kaçacağız. Camdan. Açamıyoruz. Şu cam.
düşeceğim ben. Kaçtı. Aa, buraya girebiliyor. Aa, buraya şey kesin sıkıntısız girdik. Aa, burada yine sandık. Arada bir şey çıkıyor. Şurada bir şey var değil mi? Müzik. Anadası. Şu. Yatak. Yatabiliyor muyuz? Aa, yatabiliyoruz. İzin var mıymış ya yatmaya? Yattık. Ama sadece gündüz olsun. Daha iyi. Gündüz olsun. Gece bakmalı. Bakamayız. Bakılmaz yani. Şurada biriken şey daha var ama burayı da açmak lazım. Bir şeyle. Yani galiba. Bilmiyorum. Açılmak daha kapalı ama. Şuraya da girelim. Abi burada da. Bence burada da öleceğiz abi. Bir daha deminkinde öldük. Bence baksana. Bir de yine aynı alevli yer sadece. Bence burada da öleceğiz. Bir yukarıya daha gidelim. Burada da ölmemek zorunda. Zaten yukarıda da bir şey yok. Herhalde ona basacağım. Yine ona basacağız. Yapacak bir şey yok. Ölecek miyiz abi? Evet, yine öldük. Çok güzel. Ve yine yanıyoruz. Nerede başka yerdeyiz. Aha. Buraya giden bir yol var abi. Yanıyoruz abi. Güzel sınıyor şu yanma. Evet, gidiyoruz. Şurada bir şey var. Bunlar ışık. Buraya çıkıyoruz. Aha, burada bir şey var. Ha. Şimdi bu kapıyı açtı. Yine aynı yere geldik abi. Yine karlı yere. Ben buraya girdik. Dur ama buraya tam mı girdik? Biz tam girmedik ki buraya. Dur. Bunun tam her yerine bakmamız lazım. Yani oraya gittik, öldük. Burada bir şey var mı? Burada kırabiliyor muyuz? Ha, burayı kırabiliyoruz. Hiçbir şey yokmuş. Gençler yapacak bir şey yok. Kırabildiğimiz için kırdım yani. Kırabiliyoruz. İzin vermiş yani. Burada hiç yok. Yine gece oldu. Yine yatalım. Valla yatıp duruyoruz. Neden bilmiyorum. Zevkine. Bu bize kalsa fırınlarda hiçbir şey yok. Her yere bakalım iyice. Yani burada hiçbir şey yok. Burada virüs şeyi var. Aa, buradan giremiyor. O zaman kapıdan çıkacağız. Kapıdan çıktık şimdi. Şuraya girdik abi. Buraya. Bir dakika. Şurası ne abi? Bir dakika. Abi yine karanlık oldu abi. Gece oldu. Hemen gece oluyor. Bir dakika bakın o arındırma kısmından, arındırma yerine bak, oraya giriş var sanki. Ama biz giremeyiz ki oraya, küçücük delikten. Ha, girdim abi. Küçücük delikten biz nasıl gireceğiz abi? Giremeyiz ki. Girebiliyor muyuz? Ben mi bilmiyorum acaba? Ben de bilmiyorum. Denedim, bir şeylere bastım ama olmadı. Yani ne bileyim, girmem var oraya. Neyse. Belki buluruz. Şuraya girdik. Şu eve girdik. Bu eve girmedik. Bu eve giriliyor mu? De biraz kasabilir gençler. Ya buranın da kapısını açamıyoruz ve buraya da giriş yok. Buradan çıkamıyoruz. Buraya girebiliyor muyuz? Buradan da giremiyoruz. Ya giremiyoruz buralara. Aa, burada bir şey var. Burası kapalı abi. Nasıl gireceğiz biz burada? Burasılar kapalı. Demek ki buralara giremeyeceğiz. Tamam, başka neresi kaldı? Giremediğimiz. Şuralara zaten giremedik. Şu eve de girdik. Her yere girdik abi. Şuraya bir daha gidelim. Orada bir şey var sanki. Bilmiyorum. Biz buradan geldik. Burada virüs yığını var. Virüs burada çoğalmış. Aa! Buranın tepesine çıkabilir miyiz? Buranın tepesine çıkabiliriz. Şurada bir boşluk var. Neden bu boşluk var? Bir de demir blokla kaplanmış. Ben anlamadım. Garip. Buraya zaten giremiyoruz. Giremediğimiz yerler var. O zaman abi biz o zaman şu büyük yere gidelim. Bilmiyorum ama eğer bakın giriş var da orada da. Biz nasıl giremeyiz ki oradan? Biz nasıl gireceğiz? Oraya giremeyiz. Demek ki oradan su geliyor. Bir de oradan su geliyor. Evet abi, dışından bakıyoruz. Böyle haber veriyoruz. Nasıl yok kötü.
Aha, cam var. Geçemiyoruz hocam. Help me. Yardım edin. Nasıl geçeceğiz? Biz buraya nasıl geleceğiz? Kesin yine öleceğiz abi. Bir tane basınç tabelası basacağız. Tabakası. Oradan öleceğiz abi. Oraya gideceğiz. Üstüne ineceğiz. Ama nerede o basınç? Dur. Yine aynı evlere gidelim abi. Gittiğimiz evlere var ya. Buraları yok, buraya gitmeyelim. Burada basınç tabakası var. Tabakası var. Belki yine vardır. Yine vardır ve yine basalım. Bak yine var, görüyor musun? Yine basalım. Yine öldük. Oraya mı atacak? Buraya yatıyor. Burası neresi? Aa, burası orası. Ha? Lan sandığı açmadık. Ha, buraya girebiliyoruz. Bir dakika, ben buraya girmiş miyim? Ben buraya girmiştim ya. Hiçbir şey yok ki burada ya. Şurada bir şey var. Allah Allah, acaba burada bir ölmem mi gereken bir yer mi? Yok, burada da vardı bir sınıf da. Şurası ne, açılması, neden açılmıyor? Burayı bir şeyle açmamız lazım demek ki. Yani. Ha. Evet, abi buraya zaten girdik öldük. Buraya da gireceğiz, öleceğiz. Biz buralara da girdik o zaman normal. Biz buraya da girdik o zaman normal olarak. Yine buna bastık mı yine başka yere atacak bizi. Yine yanıyoruz. Buraya gittik mi? Biz oradaki blokları şey yapıp fakat açıkla. Açık bir çıkıyoruz abi. Zaman, abi biz bu evlere o zaman girmiş sayılıyoruz abi. Biz bu evlere girdik o zaman. Bu eve de girdik ama. Ama hiçbir şey yok. Aa! Ha, burada bir şey var. Bir şey var mı? İnsan bunu neden böyle ki? Allah'ım. Hayır, bunu neden koysun ki yani? Ne gereği var da koydun? Sebebi var da yani. Düğme mi var acaba? Ben mi görmüyorum? Bilmiyorum ki ya. Abi burada da bir basınç tabi şey var. Uyuyor mu? Anlamadım ya. Saçma. Bilmiyorum. Bulamadım ya. Allah Allah. Nereden bulacağız abi biz? Ya biz buraya girdik abi. Burada bir şey mi var? Ben onu görmüyorum. Hayır, oraya da giremiyoruz ki yani. Girme var mı ya? Yok ki oraya da girme. Olursa neden girmeyeyim? Neden? Bazen kasıyor gençler, hani büyük yerler ya, büyük yer olduğu için biraz kasabiliyor bazen. Bir dakika abi, yine o tabelaya basalım biz. Şunun arkasında bir şey mi var? Yine blokları falan var. Ya da onun arkasında, bir dakika. Abi yine girelim. Basalım o tabelaya. Ya yanlış söyleyebilirim aslında da. Ya salla işte, anladınız, anlıyorsunuz siz. Tamam, güzel, öldük abi. Git abi. Git şimdi. Allah Allah, o zaman nerede abi şey? Böyle bir sarı yer vardı. Nereden geçiyordu o sarı yer? Burada nasıl hiçbir şey olmaz ya? Şaka gibi. Şuraya girdik diyelim. Burada bir şey de yok ki yani, gidip. Kapıda. Yok abi, burada da bir şey.
Bulmak şu an çok istiyorum ya. Ben anlamadım ki. Yok abi. Yok ki. Şöyle, bak yine üstünde bunun. Bunun üstünde yine şeyler var. Burada bir şeyler yok. Sandıkta da bir şey yok. Abi yok yani, sandıklarda da bir şey yok ki. Bu ne? Yok. Buraya giremiyoruz işte. Sıkıntı şurada. Bir şeyle açmak mı gerekiyor, yoksa hakikaten orası normal olarak da kapalı? Hiç fikrim yok. Koyamıyoruz çünkü game mode'dayız. Burada bir düğme var. Çünkü ben buraya baktım ama yani direkt de bakıp tutmuyor yani. Yok abi yani, yine basalım ona. Dur. Buradan ölürüz ki. Ne yapacağız ki burada? Nereye atlayabiliriz burada? Bir şey var mı? Ya buraya camdan çıkabiliyoruz. Demek ki illa ki burada bir şey var. Yok. Gereksiz bir cam ya. Tamam. Yine öldük abi. Yanlarda bir şey mi var? İyice araştırmaya çalışıyorum da yani. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Sıfır. Burada bir şey var. Düğme ne abi? Ben düğmeye hiç basmadım ama. Ne oldu, ne yaptı? Dur. Bir şey açıyor abi. Bir dakika. O bir şey açıyor. Şunu mu açıyor? Gözümüz kör oldu ama olsun. Bulduk be. Yes be. Buradan o büyük biner miydi? Daha nasıl işte bulamıyoruz? Basan bir şey vardır. Bir şey var ya. Ses geliyor. Hadi şimdi bir daha labirent mi? Bak şimdi o piti yok, bir kedi varmış, ona kadar selam çekeceğim. O bir kedi varmış, ona pardon, yüze kadar pardon. O bir kedi varmış, yüze kadar selam çekeceğim. Sıfırına atmış, on kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soldaki kapı çıktı abi. Gerçi ben öyle saymıyorum, normal 1, 2, 3, yani şey saymıyorum, ben değişik. Tamam, burası doğru olur ya, lütfen. Gel labir... Ana, bir şey basın. Yine bir şey basın. Yine bir telefon. Yine bir telefon. Yine bir basınç. Yine. Yine burada sağ sol var. Şurada şey var. Aslında oraya gitmek istiyorum. O yüzden buraya gideceğim. Basınç şey var. Ne? Burası değil demek ki oğlum ya, Allah'ım ya, yine de döneceğiz şimdi. Burası değil. Abi ses geliyor ya, vallahi götüm kopmuyor değil. Ya o zaman dur şöyle gidelim, bir de buradan deneyelim. Bir şey gelme bak, gözünü seveyim ya. Abi bu sesler çok, söylüyorum, diken diken yapıyor ya. Burada da iki yol var ya. Devam edelim. Yürüyelim abi. Yürüyelim. Şimdi devam et. Bir yere geldim boş. Lan. Oha, yeniden döndüm. Yeniden tekrardan döndüm. O zaman diğer tarafa dönelim abi. Sola dönelim. Burada. Bakalım. Ben de aşağı doğru. O da meşaleymiş. Allah belanı, korktum geri zekalı ya. Oğlum yine mi aynı yere geldik? Dörden ortadan çıktık abi. Biz yine soldan gidelim. Bir dakika abi. Soldan gittik.
Ve son kapıyı bıraktık mı? Bir tane daha kapı vardı. Bir sağ, bir sol. Aha. Dümdüz abi. Dümdüz gidiyoruz. Aha geldim. Abi parkur mu yaptıracağım bana? Neyse yapacağım. Hayır ölüyoruz. Öldük. Öldük. Ya tekrardan geldik. Sıkıntı yok. İyi bak şimdi görüşlü kapalı ya. Ha. Labirent var. Bu nasıl korkunç lan? Labirentli mabirentli. Çık diye bulacağım bak easy. Daha bulduk galiba. Ah, ah bulduk. Bulamadık. O zaman şuradan abi. Yok abi burası değil. Hocam ya bana labirent yaptırma ya. İnan yere geldik. Yok abi. Nereden gideceğiz? Zaten gittiğimiz yer. Ah! Bulduk. Kanı bulduk abi. Güzel. Güzel. Buradan gideceğiz. Eyvallah bulduk. Aa, burası neresi? Aa, yine burada mı öleceğiz biz? Yine öldürmeye mi zorluyor bizi? Bastım düğmeye. Neye yaradı? Neyse, dur ben ölmeyeceğim abi. Ben buraya gidiyorum. Ne var ki burada? Buradan da aynı gidiş. Tamam, sıkıntı yok. Allah. Ha. Aha aşağıda yol var. Ben orada ölmek istemiyorum. Ölsem mi? Ama orada da buton vardı. Yine öleceğim büyük ihtimalle. Aynı şey çünkü aynı şekil. Ha burada da öleceğim. Ya oyun dalga geçti. Evet. Ya şaka. Aha. Aha burası abi. Bak giriş girdik abi. Girdik içeri girdik. Çok iyi abi. Ama biz buradan nasıl gireceğiz şimdi? Biz buraya girdik. Şimdi biz buraya nasıl gireceğiz? Tutak mı edildik biz burada? Aha burada bir tane daha gidiş varmış. Abi çok karmaşık. Hem labirent gibi. Korku map'i. Seslerle seni ürkütmeye çalışıyor. Aha çıktık bak. Orada sanki maden kazmış gibi. Bu ne? Bastım ama neyse ne. Herhalde ileride bir şey açıyor yani. Neden açmasın ki? Ha, bir şey var. Ben de o da patlatma sırasında tüm görevli girmelidir. Eğer bu hakikaten uzunsa ben biraz bitireceğim yani bize. Ne? Çöl kutup. Bu ışık büyük ihtimalle. Yani. Güzel, en azından şu açtım. Çöllü kutup var. İstediğim yere gidebiliyorum. Bu ne? Bunları basalım. Bu buna bastık değiştirdi şunu. Sonucuya da hazır. Testlerden korkutmaya çalışmış bu oyun. Hayda. Güvenli oda açtım da yani ışık açamadı ama. Bu ışık büyük ihtimalle. Açmıyor ışık. Ben kör oldum kör. Burada bozmuş ha. Tutuldu. Bunlar ne abi? Bir şeyler yandı. Allah. Patladık. Güvenli odayı patladık. Ne yapacağız şimdi? Yaktık güvenli odayı abi.
Aç bunu. Tamam açtım mı, ne oldu şimdi? Şeyleri yakıyor, yakıyoruz abi. Bunu oynadık mı, ne oluyor? Allah Allah, geri mi döneceğiz şimdi, ona basacak mıyız? Burada bir şey mi yapacağız ya biz? Ama orada bir şey olmadı ki. Yok, aşağıda çöl ve kutup vardı. Çöl ve kutup vardı. Acaba çöl ve kutup ne anlamı? Nereye gidiyorum? Ya da boşver şimdi, ben seçeyim ya. Nereye gitmek isterim? Bilmem ya. Çölde çok sıcak ya. Kutup isterim ya. Ama kutupla da donarız ama, götümüz donar. Kutup diyorum lan. He. Ayı geldi. Ne haber? Çölde de getireyim. Lama geldi çölde de. Bu ne abi? Oyun bize dalga mı geçiyor? Ne yapıyorsun abi? Abi bu ne ya? Gözünü seveyim ya. Yapacağını oyna. Patlama sırası tüm görü... burada girebiliyormuşuz. Yok. Açıldı. Şimdi açıldı abi. Orası da açıldı. Burası da kapandı. Güzel. Her yeri açıyoruz. Burada da mı labirent var? Yok. Bakayım. Solda da giriş yok. Buradan giriyoruz. Gençler bence burada bitirelim abi. Çok uzun olmasın. Çok güzel korkmadık. Labirentti. Yani aslında hiçbir şey yoktu. Aslında korkmadık. Ama yani herhalde ileriki vakitlerde korkacağız gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Korku map'e korkulu olması lazım ama hiç korkmadık. Sadece sesler biraz ürkütücüydü. İleriki devamı gelmesi istiyorsanız şöyle like, dön çökmeyi ve dediğim gibi kanalıma da eğer beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Ve eğer bildirim gelmiyorsa da yanında zil, yani çan gibi bir görsel var. Ona da tıklamayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize görüşmek üzere. Çok güzeldi. Labirentli, böyle değişik, karmaşık, macera gibi bir haritaydı. Karantina haritası çok güzeldi. Yeni çıkmıştı. Ve burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.